Alo. Alo. Efendim? Hoş geldiniz. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Bizi telefondan duymaya çalışın lütfen. Evet, dostum. Tamam, teşekkür ederiz. Buyurun, siz dinliyoruz. Hoş geldiniz. Alo. Acaba kiminle görüşüyoruz? Nur Viral ben efendim, buyurun. Canlı yayındasınız şu anda. Merhabalar. Merhaba. Nur Hanım, benim 35 yıllık evliliğim. Evet. Ben televizyona bakıyordum da. Şimdi bak, şöyle yapalım. Televizyona bakarsanız ses biraz daha geç geliyor ya. Beni duyamazsınız. Televizyonun sesini kısın. Telefondan konuşalım. Telefon. Tamam mı? Tamam Nur Hanım. Tamam canım Benim 35 yıllık evliliğim benim. 10 yılı şiddetle geçti, 15 yılı. Şiddet, yani dayak mı yediniz? Evet. Eli kırılsın ya. Çok kötü şiddet, Ne aşağılama. zaman başladı şiddet? Ne zaman başladı? İlk geceden başladı. Hem de düğün gecesinde. Evet. Nur Hanım benim bakire olmadığımı söyledi. Sonra? Sonra beni gelinlik çıkarttıktan sonra başladı beni dövmeye. Kaç yaşındaydınız? 15. 15. Oh, Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Peki sonra? Evet. Çünkü ben çocuk evliliği yaptırılmış istemeyerek zorla Ya. benim annem üveydi. Babamın ikinci evliliğiydi. Ben çok o travmayla geçirdim. Nasıl anlatayım? Sana hangi birini anlatayım ki? Bu eşim de sürekli diyor. Benim şimdi ona karşı hayatta hocam bir sevgim yok. Ben ne Yoktur. yapayım? Doğru söylüyorsun. Benim sevgim yok. Beni çok doğdu. Doğru. Sevmiyorum. Ama zorunlu olarak ekonomik şeyim olmadığı için Evet. Çoluk ben bunu çocuk var mı? Çoluk çocuk. var, iki tane var. Kaç yaşındalar? Onlar büyükler. Onlar beni engelledi. Ayrılamadım. Ekonomik durumum da olmadığı için ben çok çile, çok acılar çektim. 20 senedir de cinsel yönden bizim asla bir beraberliğimiz olmadı. Evet. Sen zaten istemiyorsun da artık bunu. Zorla o insanı gördükçe zorla her an gözünde her an yüz yüze geldiğimizde o eski bana çektirdikleri Geliyor. gözümün önüne geliyor. Onu görüyorum. Nefretle bakıyorum. Her gün huzursuzluk, her gün tartışma. Ne Tabii. yapabilirim hocam ben? Peki, Güzel. çok teşekkür ediyoruz. Ben müsaade ederseniz yayından sonra da sizi arayacağım. Telefonunu alalım. Uzun uzun da konuşmak isterim sizinle. Sizin için ne yapabiliriz de bir bakalım. Çünkü kimse hayatta yalnız değil. Mutlaka her olay karşısında da yapılacak mutlaka bir şey vardır. Siz ne tavsiye Şimdi ediyorsunuz bir hocam? defa şunu, bak, buradan gelmişken uyaralım. Bak, 15 yaşında bir kız nasıl evlendirilir? Bak şimdi. Çünkü üvey annenin Üvey elinde. annenin Üvey elinde. anne ne yapacak? El Tabii. ayağına dolandırmasın diye bir an önce Bilsin. evlilik yoluna Şimdi bir gitmiş. defa 15 yaşında bir kızı evlendirmişler. İki. Bir dakika, 15 He. yaşında bir kızı evlendiriyorlar. İlk gece bakir olmadı diye kocası dövüyor. Dövüyor. Bak şimdi. Hayır, başka bir şey. Bu ülkede, Evet. bu sorunu yaşayan o kadar çok kadın İşte var ki. Ve yani şey olarak düşündüğümüzde de sevgili seyircilerimiz, yani bunu uzmanlar çok daha güzel açıklarlar. Yani ben tabii şimdi uzman değilim ama bakire olup da dayak yiyenler var. tabii. Kızlıkları çok geride olanlar var vesaire. Tabii. Yani bunun yönde o kadar çok mağdur kadın var Çok ki. fazla var. Şimdi başka bir şey, artık ona karşı duygularını yitirmiş. Yitirmiş ya. Ne cinselliği, yani onu görmek istemiyor. Tiksiniyor. Bu noktaya gelmiş. Yani bu noktada bu şekilde, eğer böyle bir ilişki varsa, bu ilişkinin devam etme şansı yok.
Ama ne yapsın, ekonomik durumu yok. Ekonomik durumu olmadığından dolayı bu noktaya geliyor. Ama bakın başka bir şey söylemek istiyorum. Başlangıçta bu yanlış mıymış? Yanlışmış. Biz ne dedik, bazen çıkmaz yollar. Evet. Yani o noktada başlangıçta yanlış olan bir ilişkiyi sürdürmenin bir anlamı yok. Buradan ders olsun. Tabii buradan ders olsun. 15 yaşında bir çocuk hocam. Ne bilsin o? Tabii. İlişkiyi de bilsin. Tabii. 15 yaşında bir çocuk bakire değil diye ilk gece dövülüyor. Evet. Ve adam dövmeye devam ediyor. Ama biz hanımefendiniz siz de arkasında olacağız. Tamam. Arayacağız yayından bakın, sonra. Bakın anne babaların bir işlenmesi lazım. Çok büyük birlikte yanlış. Birlikte arayacağız. Evet. Çok üzüldüm. Evet. Sesinizdeki hüzün şurama işledi. Bir telefonumuz var, alalım. Alo. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler, buyurun. Nur Hanım, 30 yaşındayım. Eşimle aramızda 18 yaş var ama aşkımızdan öyle bir evlendik birbirimizle. Kırkım çıkmadan evin içinde da erkedim ben. Çok hani çalışmış, iki üniversite mezunu bir insanım. Hiçbir zaman bir erkeğin eline bakmış bir insan asla değilim. Eşimin bir takıntısı var. Annem olmadan beni bakkala bırakmaz, çarşıya bırakmaz. Oo. Hiçbir yere evden dışarı çıkamıyorum ben. Çok mu kıskanıyor sizi? Yani kıskançlığın ötesinde yanımızda biri olsun, bir akrabası olsun. Sen geç şu tarafa, sen konuşma. İşte yeğenim, ufak bir yeğenim vardı, 7 yaşında, çiçek getirdim ben. Sonra bu çiçeği kim getirdi? Ablamın evinin önünde diyorum bir yer açılmış, oraya gelmiş. O da bir tane kopartıp getirmiş bana. Önünden geçer bakar, gerçekten öyle bir yer var mı? Kendim iki üniversite mezunuyum. Tekme tokat, kırkım çıkmadan evimde ben dayak yedim Nur Hanım. Evet. Değişir dediler. Ailelerimiz dedi ki kızım aman çocuğum var, daha yeni doğdu. Sus biraz, et biraz. İşte aman şey, hani lafı etme. Eşim de hani yaşadığımız şehirde sayılı iş adamlarından biri. Yolda görseniz dersiniz ki çok efendi bir adam. Asla böyle bir şey yapmaz. Anlattığım insanların hiçbiri inanmaz buna. Evet, dışa karşı. Ama ne derler hanımefendiciğim? Evet. Derdi çeken bilir. Bilir. Gerçekten öyle. Hiçbir arkadaşım, benim bir tane kız arkadaşım yok Nur Hanım. Beni annem dışında kimseyle görüştürmez. Peki evet. Bütün bu sorunları eşinize söylediğinizde, ya bana neden bunu yapıyorsun? Bana güvenmiyor musun? Bana bu zulümü çektirmenin nedeni ne diye sordunuz mu ona? Nur Hanım ben söyleyeyim. Ben eşimin ikinci evliliğim. İlk eşimle aldatılmış. Hmm. İkincisinde de her zaman böyle bir şey var bana karşı. Telefonum hep ortadadır benim. Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Sadece onun vardır. Hep böyle işte kim yazdı sana? Kuzenimle niye konuşuyorsun? Ben kendi kuzenlerimle korkumdan konuşamıyorum. Kapılarını çalamıyorum. Evlerine gidemiyorum. Çok zor. Şimdi yani aranızda 18 yaş mı var aranızda? Evet. 48 yaşında yani. Evlendik hocam. Evet. Şimdi aşık oldunuz, evlendiniz. Evet. Ama bakın şu var. Mesela bakın ikinci eşisiniz. Şimdi aşık oldunuz ama bence maddi durumunun çok iyi olmasından dolayı da siz, aileniz istedi. Var mı böyle bir şeyde? Hocam biz tanıştığımız zaman kendisi batmıştı. Bizim elektrik faturamızı ödeyemiyorduk. Daha sonrasından biz her şeyi evlerimizle, kırnaklarımızla yapa buralara. Aşk evliliği yani. Kesin aşk evliliği. Yani evet. Şimdi ilk evlilikteki yaşadığı o travmayı atamamış. Ondan dolayı aynı şeyi sana yaşatıyor. Ama bakın bir, şiddet var. Aşağılama ve hor görme varsa... Orada senin psikolojinin dayanabilmesi mümkün değil. Bak hasta olursun. Rahatsız hale gelirsin. Onun için sen bunu ne kadar çekebileceksin? Bir evde yapılabilecek bütün erkek işlerini ben yapıyorum hocam. Dolapçıya da ben giderim annemle. İşte kapıcısına da ben giderim. Onunla da ben yaparım. Kendisi çok sorumsuz. Değişir ha bugün değişir. Çocuğum çok küçük. Ben çok babasız büyüdüm. Çok erken yaşta kaybettim. Çocuğum da babasız büyümesin diye hep sustum. Ama artık olmuyor hocam. Ama şimdi eğer biz tabii çocukları düşünüyoruz. Çocuklar babasız büyümesin ama biz sevgisiz bir yaşam sürüyoruz. Bir de bakın sevgisiz bir ortamda çocuk da iyi olmaz. Şimdi sizin sonuçta ilişkinizi, sizin birbirinize olan tavrınızı çocuk hissetmiyor mu? Her şeyi hissediyor. Onun için bence eğer bu tavrı devam edecekse sizin böyle bir evliliği yürütmenizin bir anlamı yok. Sonra 35 sene sonra da ben ayrılamadım, işte şöyle oldu böyle oldu diye yine bizi ararsınız. Bizim gördüğümüz olay, binlerce vaka var bununla ilgili. Ne tavsiye ediyorsunuz? Valla bence eğer böyle devam edecekse hem şiddet hem hakaret hem hor görme hem sürekli baskı bu insanın psikolojisini bozar. Böyle bir psikolojide devam etmenin bir anlamı yok. Konuşsun eğer bu devam edecekse bence bitirin bir şekilde. Ailenizden çok destek alın. Çok kendine özgüvenli bir insan olmana rağmen artık ben arkadaşlarımı selam verin diyorum yolda yürürken. Tabii. Utandığımdan konuşamıyorum. Hayır daha sonra peki, bakın daha sonra iyice siz... bak iyice kimseyle konuşamaz, görüşemez, iyice kapanır hale geleceksiniz. Siz kendi kendinize itiraf edin. Siz ayrılmaya hazır mısınız? İnanın ki ben çok hazırım. Ama ailelerimiz sürekli bir paraya giriyor. Anlatamıyoruz biz yıllarca bunlara. Bakın benim bir 10 yılım daha yok. Ben 30 yaşına geldim. Tabii. Hani olmuyor, anlatamıyoruz. Eskilerde hep bir mantık var. Olmasın kızım, yuvanı sürdür kızım.
Ama bak şimdi 10 sene sonra da aynı şeyi yaşayıp 10 sene katlanabilecek misin buna? Tabii ki katlanamayacağım hocam. İnanın ki artık sizden bir akıl almak isterim. Hani bu. Onun için bakın hani bunu... bu sizi tamamen bitiren iç dünyanızı, özgüveninizi, öz saygınızı da yok edecek bir noktada bu. Gelmiş zaten. Tabii gelmiş zaten. Ama bakın şimdi iki üniversite bitirmiş. Şu anda özgüveni var ama yavaş yavaş bu da yok olacak. Şiddetin eğitimle falan tabii. Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Lütfen çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Hocamın dediklerine ne olur kulak verin. Bence de. Şimdi özellikle ne diyorsunuz? Bir defa son defa konuşsun. Tamam. Eğer bunlar devam ederse ben yokum desin ve gerçekten bıraksın. Yani eğer yoksa bu devam eder. Tabii devam eder bu. Bak devam eder. Ama kestirip atar. Ve sözünü tutarsa belki de olur. Yani onu kaybetmek istemediği için. Evet. Belki de düzelir adam. Yani ama bu beni nasıl olsa bırakmaz diyorsa devam eder bu. Evet. Bak şimdi burada kesin net tavrını koyması peki, lazım. Peki hemen diğer telefonu alayım.